Merhaba, Ada TV'den Tarafsız Bakış programından herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Bu akşamki stüdyo konuğumuz eski başbakanlarımızdan ama ilk kadın başbakanlarımızdan ve Cumhuriyet Meclisi eski başkanlarımızdan Sayın Doktor Sibel Siber oluyor sevgili seyirciler. Konularımız sağlıktan siyasete geniş bir yelpaze içerisinde pek çok konuya değinmeye çalışacağız. Ve sizleri daha fazla bekletmeden konuğumuzla buluşturuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Soğuk başladı gibi. Girmeye gelince yamura girdik. Biraz şaşırdım ben Lefkoşa'dan gelince evet. Ama özlediğimiz bir de evet, durumdu. Evet, güzel. Yani yağmur gerçekten özlediğimiz. Bu sene kurak gidiyordu evet. Ve Girmeye girişte yağmuru görmek mutlu etti. Evet, dileyelim zararsız, bereketli bir İnşallah. Akşam olsun yağmur evet. açısından. Evet, girişte söyledim. Sağlıktan siyasete geniş bir yelpaze dedim ama ben sizin kitabınızdan da söz etmek isterim ilk olarak. 80 gün başlıklı bir gayet kalınca bir kitabınız var. Evet. Sizin Siber hükümeti dönemini bahsedilen bir hükümet elimize ulaşmadı. Şu anda olsaydı evet, yani son de... dakika koyduk getirmek için ama maalesef. Ama diğer konulara geçmeden önce böyle konunun içeriğini ve nasıl doğduğunu böyle kısaca olsa bir evet. konuşalım. Sonra diğer konularımıza evet. geçelim. Şimdi tabii ki hep benim meclis başkanlığı dönemimde de, başbakanlık dönemimde de çok sık vurguladığım kayıt altına alma, kayıt altına alalım, arşivimiz zengin olsun. Eğer kayıt altına almazsak zaman içinde kirli bilgiler kayıt altına alınır ve bunlar doğru gibi kabul edilir. Hatta yine meclis başkanlığı döneminde MAKYA diye bir çalıştay yapmıştık. Müzecilik, arşiv ve kütüphanecilikte yeni açılımlar. Ve Türkiye'den özellikle çok değerli konunun uzmanları, hocalar gelmiş ve bu konuda bayağı böyle doyurucu bir çalıştay olmuştu. Ve bu çalıştayda da vurgulanan şu gerçek vardı. Bilgi çağındayız. Eğer bilgilerinizi kayıt altına almazsanız yok olursunuz. Bu kadar önemli bilgilerin kayıt altına alınması. Şimdi Siber hükümeti ilkleri olan bir hükümet. Yani ilk kadın başbakanın yanında ilk teknokrat hükümet, ilk üçlü koalisyon ve halk da bir seçim hükümeti olarak kısa bir görev yapmasına rağmen halk da farklı bir heyecan uyandıran, halkın kendini iktidarda hissettiği ve bu hükümet modeli olmalı bizim hükümetlerimiz dediği, gitmeyin hep burada kalın dediği, bundan sonraki hükümetler de hep teknokrat olsun dediği bir hükümet modeli. Dediği diyorum, neden? Çünkü o dönemin bütün arşivdeki gazetelerini, köşe yazılarını ve halkla yapılan röportajlar incelendi. Ve neticede bu incelemeler sonucu bütün bunlar kayda alındı, kitaba kondu. 160 köşe yazısı var. Bu köşe yazıları ekonomistlerin, gazetecilerin, politikacıların, eski siyasetçilerin, akil insanların değerlendirmeleri, bir de gazetelerin manşetlerine taşınan haberler. Neydi gazetelerin manşetleri? İşte bu hükümet devam etsin, biterken mesela görevi devrederken bile ben başbakan olarak gidip görevim bittiğinde sayın o zamanki Cumhurbaşkanı Erol'una görev iadesini yaptığım zaman o ertesi gün gazetelere manşet, aman gitmeyin burada kalın. Bu kitabı bu şekilde bunları kayıt altına almamızın nedeni hem geleceğe ışık tutması açısından halkın nasıl bir hükümet özlediği, ne beklediği ve ilk defa tarihinde bunu da diyebiliriz. Sağ yelpazeden sol yelpazeye bütün gazetelerin, köşe yazarlarının ve gazete manşetlerinin aynı duygu ve düşünceyi beslediği ve hükümetle ilgili aynı duyguları dile getirdiği bir dönem yaşandı. Böyle bir dönem daha önce yaşandı mı? Hayır. Daha sonra yaşandı mı? Ümit ederiz yaşanacak. Kitabın üstü, kapağı, bugün getirmeyi unuttuk ama kitabın kapağında bir kum saati var. Ve dibinde kumlar akmış kum saatinin. Kum saatlerinin özelliği, tekrar aynı saati yaşamak isterseniz tutar ters çevirirsiniz. Aksi halde orada durur saat.
Diğer saatler gibi devam etmez. O kum akar, o belli bir süre akar ve durur. Siz onu ters çevireceksiniz. Tekrar o kumlar akmaya başlasın. İşte böyle bir anlayışı, böyle bir siyasi anlayışı, böyle bir hükümet modelini bekliyor o kum saati tekrar dönmesini. Bu bir kısa dönem örnek bir modeldir, rol modeldir. Bunu tekrar söylüyorum, bunu ben söylemiyorum. Bunu kitabı okuduğumuzda yaklaşık 80 köşe yazarının aynı konuda uzlaştığını ve birleştiğini görürsünüz. Bugün birbiriyle hiçbir zaman siyasi görüşleri uymayan veya birisinin evet beğeniyle söylediği bir konuyu diğerinin reddettiği gazetecilerin, köşe yazarlarının aynı konuda birleşmesi. O nedenle siyaset bilimcilerinin, üniversitelerin, siyasi partilerin bu kitabı gerçekten objektif bir şekilde yazılmış bu kitabı okumaları önemlidir diye düşündük ve bu kitap kayıt altına alındı ve kitaplaştı. Böyle bir kitap. Tabii ki kitapta özelde ben de varım. Benim milletvekilliği dönemim de var. Siyasete nasıl karar verdiğim, siyasete karar verirken aklımdan geçen düşünceler, yaşadığım ikilem, doğru mu yapıyorum, hani herkesin kafasından geçer. İşte mesleğinizi çok seviyorsunuz ama bir taraftan da toplumsal sorunlarla da çok ilgilisiniz ve bakıyorsunuz ki siyasi aktörler veya siyasette yönetime gelen kimseler niye bu olması gerekenleri gerçekleştirmiyor veya gerçekleştiremiyor? Engeller mi var? Nedir bu engeller? Niye yapılamıyor? Bu kadar küçük bir nüfusta, bu kadar küçük bir ülkede güzel şeyler, iyi şeyler, halka pozitif yansıyacak, halkın mutluluğunu artıracak güzel icraatlar niye yapılamıyor? Bunların hepsi para da istemiyor, hepsi bütçe de istemiyor. İşte bütün bunlar soru işaretlerimdi ve siyasete beni itici güç bunlardı. Ve başbakan olduğumda çok sık bir söz kullandım. Bu kitapta da göreceksiniz. Hep dedim ki istenirse oluyormuş, istenirse oluyormuş. Bu benim aslında kendimle yüzleşmemdi. Ben de bir şeylerin engel olduğuna inananlardandım. Hani bu insanlar geliyorlar, işte icranın başına geliyorlar, yönetici pozisyonlarına geliyorlar, yapamıyorlar. Niye yapamıyorlar? Gizli eller var, bir şeyler var. Bir şeyler insanları engelliyor, yapmalarını engelliyor mu acaba? Düşüncesi bende de vardı, açık söyleyeyim. Ama özellikle hükümetimiz döneminde ne kadar rahatlıkla istediğimiz kararları alabildiğimizi, bize kimse engel olmadı, kimse de bize müdahale etmedi, kimse de bize telefon açmadı. Bu dönemde yapmayın diye. Kurulu evet. Sizin dışınızda teknokrattı. Evet. Bunun etkisi var mıydı? Çok. Kitabı okuyunca zaten ana fikirlerden bir tanesi de bu çıkıyor. Her köşe yazısı hemen hemen niye biz bu kadar mutluyuz diye yazıyor. Niye bu kadar sevdik biz bu hükümeti? Çünkü çok rahat karar alıyorlar, merkeze koyuyorlar halkı ve halk yararına karar alıyorlar. Hiçbirinin endişesi yok. Hiçbir şeyden endişesi yok. Seçilme derdi yok. Yani işte ben bunu yaparsam, bu kararı alırsam filan filan zümreleri gücendiririm de ondan sonra bana oy vermezler de seçilemem diye bir gayle yok. Doğru olan bu mudur? Tartışıyorduk biz. Başkanlık sistemi için bir referans kabul edilebilir mi bu? Evet. Siz kabul edilebilir. Yani konuyu da getirerek bağlayın. Evet. Yani şöyle. Şimdi insanımızın hepimizin gözünün önüne başkanlık sistemi deyince bir takım bir şeyler canlanıyor. Parlamenter sistem deyince bir takım bildiği bir sistem canlanıyor ve ona göre karar vermeye çalışıyor. Halbuki bizim gibi küçük ülkede başkanlık sistemi derken yani şu anda mevcut başkanlık sistemlerin bir tanesini al ve hemen bize uygula demiyoruz. Her ülkenin kendine göre şartları vardır. Hatta biz tıpta diyoruz ki hastalık yoktur, hasta vardır. Yani zatürre hastalığı var ve zatürre hastalığının tedavisi budur. Yoktur böyle bir şey. Evet, zatürre hastalığı var ama zatürre hastalığı her hastada farklı tedavi edilir. Veya her hastanın tedavisi hastaya göre ayarlanır.
herkesin vücudu, bünyesi, mevcut diğer hastalıkları, alerjisi olup olmadığı ilaçlara, bütün bunlar göz önünde bulundurulur. O nedenle hani bir sistemi al, olduğu gibi uygula. Mesela Rum tarafında da bir başkanlık sistemi var. Türkiye'de de bir başkanlık sistemi var. Amerika'da başkanlık sistemi var. Fransa'da var. Yani birçok ülkenin, ama kendinize bu kadar, bizim kaç yıllık bir deneyimimiz var 83'ten bu yana. Bu deneyimimizi göz önünde tutarak, hele son yaşanan anomalileri, son yaşadıklarımız artık, yani bilmiyorum, bir nevi duvara toslamak. Bu son yaşadıklarımızı da göz önünde bulunduralım. Hükümetle karar halkın verelim. Arasında bir kopukluk var aslında, değil mi, bu süreç içerisinde? Halkın gerçekten ekonomi, sağlık, işsizlik, pek çok sorunu var. Ama hükümete baktığımızda, yani son kurulan, gerçi bir aylık bir süreç var ama meclis başkanı dahi seçilememesi, ki bu meclis başkanı seçilmesi çok bir icraat sayılmaz, rutin olarak yapılması gereken, anayasaya göre yapılması gereken bir işlev olarak görüyorum ben bunu. Neye bağlıyorsunuz? Yani meclis başkanının resmi adının 3 defa tekrarlanması. Evet. Yani bir defada olmayıp neden yine 2 defa da aynı şahıs üzerinde yürütülmesi? Şimdi Önder Senaroğlu'nun ismi geçiyor. Neden bir türlü seçilemiyor? Yani bu olması burada, gereken bir durum. Çünkü merkezde siyasetçi veya siyasi parti veya siyasi partideki etkin kimseler veya siyasi partideki milletvekilleri merkeze kendini koyuyor. Kendi duygularını, kendi düşüncelerini, kendi çıkarlarını koyuyor. Ve dikkat edin, işte Ulusal Birlik Partisi'nde yaşananlar, kurultay sürecinden bu yana yaşananlar. Tartışmalara bakın. Siz nerede halkı gördünüz bu tartışmalarda? Hiçbir yerde. Siyasi partiler aslında esas amaçlarını unutup, yani şimdi örnek verdiğimiz Ulusal Birlik Partisi ülkenin en köklü, en büyük, yani siyasi en partisi, büyük partisi şu anda. Ve yıllar yılı en çok iktidarda kalmış parti. Yani neredeyse bu ülkede kaç yıllık iktidar döneminin %80'i 90'ı Ulusal Birlik Partisi iktidarda kalmış. Dolayısıyla böyle bir partinin bu kadar yıl sonra kurumsal bir mekanizma içinde hareket etmesini beklerken, böylesine kişisel kavgalar, basına yansıyan, yani eskiden bazen duyardınız hani bir çekişmeler olur siyasi partide milletvekilleri arasında, ama bu böyle biraz fiskos söylenirdi, işte duydunuz mu falan. Şimdi açık açık yazılıyor, açık açık sosyal medyalarda paylaşılıyor, birbirlerine olmadık ağır hakarete varan diyebileceğim eleştiriler yapılıyor. Dolayısıyla bütün bunlar partinin ruhunu, bütünlüğünü, birliğini bozan durumlardır. Bir aday gösteriliyor ama aday miş gibi gösteriliyor. Gerçekten destekleme yok zaten. Evet. Oylamada çıkıyor dolayısıyla ortaya. Dolayısıyla bunun meclise yansıması, meclisin mevcut durumu, dolayısıyla insanlarımız, halkımız izliyor. Yani bakıyor ki ben neredeyim diyor şimdi. Ben bu tartışmaların, bu kavgaların, bu meclis başkanının aslında 10 Ekim'e kadar seçilmesi gerekirdi. 1 Ekim'de açıldı meclis. 10 günlük süre içinde anayasa seçin diyor. Seçilememesi. Yani bütün bunlar demek ki merkezde olması gerekenler merkezde değil. Kendi iç hesaplaşmaları, kendi birbirleriyle olan kırgınlıkları öne çıkmış durumda. Hayır, bu arada başbakan belki kendi partisinde bir sitem mahiyetinde bile olsa açıkça söyledi. Erken seçim çağrısında bulundu muhalefete muhatap ve bu söz artık çıktı. Ve konuşulan, gündemde olan bir konu erken seçimin olması. Gerçi kurulan hükümet de Ekim'de seçim olacak şeklinde bir erken seçim hükümetidir dense de süre uzun olduğu için yapabildiği icraatları da yapabilecek deniyordu. Hı. Ama görülüyor ki meclis başkanını dahi seçilemeyeceği kadar bir zafiyeti olan ve güçlü bir hükümet yapısı yok aslında üçlü azınlık hükümetinin. Bu pandemi süreci içerisinde bir bulaş süreci de yaşanıyor aslında. Bulaş sürecinde düşünecek olursanız erken seçim tarihinin hangi süreç içerisinde olması sizce en uygun olur? Yani aslında az önce ifade ettiğiniz, genelde erken seçimi isteyen muhalefet olur. Yani yeni başbakan olmuş, bir yeni hükümet kurulmuş bunu ve başbakanın kalkıp da erken seçim olmalı demesi aslında
Bu hani az önce söyledik ya, sadece vatandaşın memnuniyetsizliği değil, başbakanın memnuniyetsizliğini de ifade ediyor. Yani başbakan kendi hükümetiyle ilgili bir memnuniyetsizlik ifade ediyor ve diyor ki seçim olsun ve başka bir tablo ortaya çıksın veya başka bir hükümet ortaya çıksın. Bu anlamdadır. Bu da gösteriyor ki gerçekten bir etkin iktidar göremiyoruz ve göremeyeceğiz de. Ha, seçim yani aynı sistemle, aynı anlayışla, aynı siyasi anlayışla yeniden bir seçim olacak. Umut var mı? Bence yok. Ne olacak? Belki mecliste Ahmet Bey, Mehmet Bey gidecek, Ayşe Hanım gidecek, yeri de başka vekiller tabii gelecek. Tabii eleştirilen bir başkanlık yani neticede, seçim sistemidir. Bugün tabii ki seçim sistemi. Mahkeme başkanının açıklaması vardı. Yani yine aynı sistemle olursa geçen bir emelki seçimde %11'lik bir oran oy yanmıştı. Çok ciddi bir rakam. Çok oy yanacak diye bugün yine bir uyarısı tabii, var aslında. O da demokratik anlamda tam insanların iradesini yansıtmayacak. Az bir oran değil. Tabii ki halkın iradesini yansıtmayacak. Yani aslında ne kadar üzücü, bizi böyle izleyenler, 70 milyonluk, 100 milyonluk, 200 milyonluk ülkeler bizi izlerken sanki böyle çok büyük bir ülkede, çok büyük bir nüfus ve bir türlü altından kalkamayacağımız meselelerle boğuşuyoruz. Öyle bir görüntümüz var. Burada bizim bu yüzleşmeleri yaşıyoruz ya şimdi, bütün bunları yaşıyoruz yani kendi siyasetçimiz. Bizim içimizden yani bu siyaset. Sanki birileri geldi de bizi siyaset yapmıyor, bizim seçtiklerimiz. Sandığa gidiyoruz, işte demokratik oy hakkımızı kullanıyoruz ve seçiyoruz ve neticede bununla yüzleşiyoruz. Niye biz oturup mesela siyasi partiler sistemle yüzleşmiyorlar? Ben onu bekliyorum. Yani siyasi partilerin kalkıp da özür dilemesi gerekiyor hepsinin, iktidardakilerin ve muhalefettekilerin de. Anayasa bize aslında şunları emrediyordu ama biz yapmadık. Yapamadık. Niçin yapamadınız? Niçin anayasa size 10 güne kadar meclis açıldığında meclis başkanınızı seçin? Bunu size anayasa üstündedir biliyorsunuz yani meclise, meclis yani anayasaya bağlıdır. Evet, hukukun üstünlüğü dediğimiz olanların budur. Hukukun üstünlüğü var. Ve niçin siz hukukun üstünlüğüne aykırı hareket ettiniz? Bunun özürü ve açıklaması nedir? Ve halen sürüyor. Eğer böyleyse burada bir yüzleşme yaşayın ve deyin ki bu sistemle maalesef bu koşullar, bu hukukun üstünlüğü dediğimiz yasalar yerine getirilemez. O nedenle biz yeni bir sistem arayışına geçmeliyiz. Bu yeni bir sistem yarı başkanlık olabilir, başkanlık olabilir veya bu sistemin... Yarı başkanlığın başkanlığından farkı nedir? Başkanlık sisteminde yarı başkanlık bu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başkanlık sistemi gibi olan sistem bir yarı başkanlık. Yani parlamenter sistem de güçlüdür, parlamento da güçlüdür. Biz parlamentonun da güçlü olacağı bir sistem istiyoruz. Yani bütün yetkilerin sadece başkanın elinde olacağı bir sistem değil. Parlamentonun da güçlü olacağı bir sistem. Yani parlamento başkanı denetler. Başkan parlamentoya karşı sorumludur. Böyle yani dediğim gibi bu konular işte böyle yazılıdır, böyle olacak diye değil. Bizim bu kadar yıllık bir tecrübemiz var. Nelerle yüzleştik, nelerle ne önümüze neler çıktı bu dönemde bir tecrübe edindik. Bunları alt alta koyarak oturup siyasi partilerin çalışma yapması lazım. Şimdi yeni seçime girilecekmiş. İster Nisan'da olsun, ister Ekim'de olsun. Ne değişecek? Ne değişecek? Yani o kadar değerli kişiler bazen yani çok değerli insanlar milletvekili seçiliyorlar. Ama sistemin çarkları arasında o sistemin çarklarına uymak durumunda kalıyorlar. Aksi halde sistem onları atıyor, fırlatıyor. Hı hı. Bir sonraki döneme seçilememe gibi bir risk taşıyorlar. O nedenle vekiller doğruları bildikleri halde bu sistemin çarkı böyle döner. Ben bu sistemin çarkına göre sürdürmeliyim görevimi. Aksi halde beni sistem fırlatır, atar. Bir sonraki dönemde seçilemem. İşte bu kaydı olduğu sürece doğruyu bildiğiniz halde yapamazsınız. Popülizm. Ben meclis başkanlığımda çok olaylar yaşadım.
Popülizm. Ben diyorum ki bir yasa geçirilecekti ve hiç unutmuyorum, konuşuyorum siyasi parti başkanlarıyla. Diyorum ki buna, yani bu yasaya bizim şartlarımız nasıl el verir? Biz de biliyoruz ama yani ne yapacaksın? İşte sivil toplum veya o zümreler, işte seçimde yakın. Yani bu tür konuşmalar ve tartışmalar çok oluyor. Halbuki yani dediğim gibi teknokrat bir hükümet olsa. İrade eksikliği mi var yani esas ana kararların verilmesinde? Çok şey. Yani bir noktaya bağlayamayız. Çok sebepler var. Yani birçok sebep. Bunlar sıralanması gerekir. Ve bir de şudur. Yani devlet yönetimi siyasi partinin, bir siyasi partinin yönetimi gibidir. Yani daha doğrusu siyasi partilerdeki yönetim bir ufak modeldir devlet yönetimine. Yani işte MYK'sı var, Merkez Yönetim Tabii. Kurulu var. Merkez Yönetim Kurulu hükümettir. Bakanlar Kurulu karar alır, meclise sunar. Parti meclisi var. Disiplin Kurulu var, o da adalettir. Evet. Yani yargıdır. Yargıdır. Yürütmesi, yasaması, yargısı. Aynı onun gibidir siyasi partiler. Yürütmesi, yani hükümeti, Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur. Parti meclisi meclistir. Disiplin kurulları da yargısıdır. Eğer yani şey kısa bir şey vermek benzetme. İstiyorum. Benzetme yapmak istiyorum. İşte bunların düzenli çalışmasını sağlayamayan bir siyasi parti, ya üyeleri de vatandaştır. Vatandaş. Siyasi partinin üyeleri de vatandaş. Bunlar arasındaki ilişkiyi, koordinasyonu, çalışma disiplinini, çalışma prensibini sağlayamayan partiler iktidara geldiklerinde yani yönetimde zafiyet gösterirler. Bu da bir gerekçedir. Yani onun başarılması önemlidir. Hiç unutmuyorum, bir siyasi parti başkanı bir gün demişti ki E-Devlet'e geçeceğiz. Peki demiştim, siz partinizi E-Parti yapabildiniz mi? Yani çok basit. Önce partini yap bakalım, E-Parti. Her şeyini, üyelerini, kayıtlarını, her şeyini bu düzene koyabildiniz mi? Yani kısacası çok yönlü. Çok yönlü eleştirilebilecek ama eleştirinin yerine neler koyacağız, ne koyacağız, bunları koyarak eleştirmek önemlidir. Yoksa popülizmin sonu yoktur. Yani şimdi ben oturayım, hükümetin bütün icraatlarını, zaten halkta bir memnuniyetsizlik var, her şeyi uzun uzun, uzun uzun yapılanları, yapılmışları eleştireyim. Peki yarın iktidar olduğunda sana bir şans doğarsa hangilerini düzeltebilirsin, yerine ne koyacaksın? Bunları açıklamadıkça bir siyasi parti veya başkanı veya yetkili organları, o zaman bunlar havada kalan popülist vaatlerden öteye geçmez ve iktidara gelindiğinde de zaten hayal kırıklığı yaşatır ve yaşar. Peki, gelelim bugünün ana konusuna. Evet. Evet, bir yıldan uzun bir süredir tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Pek çok canlar gitti tabii konuyla ilgili. Bu konuyla ilgili aşılar çıktı. Aşı rekabeti oluştu. Aşı piyasası oluştu. Bugün itibariyle, bugün sabah erken saatle itibariyle Sinovac. Sinovac'ın aslında evet. Koronava aşısıymış bu. O da Sinovac dediği de firmanın evet. ismi. 20 bin adet Türkiye'den ambulans uçakla bize geldiğini Ali Pilli aracılığıyla öğrenmiş olduk. Yani 10 bin kişiye tekabül edecek aslında bu aşı. Buradan başlayalım Sibel Hanım. Aşı olmalı mıyız? Bahsedilen aşıyı siz güvenilir bulur musunuz? Çünkü eleştirilen noktalar da vardır. Evet. İşte riskli gruplardan bahsediliyor. 65 yaş üzeri gruplardan bahsediliyor. Bu kişiler için gerekli deneyler yapıldı mı ki özellikle bu kişilerin 65 yaş grubu üzerinde evet. yapılacağı söyleniyor. Sağlık grubunun riskli göründüğü için onlardan yapılacağı söyleniyor. Bir de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ifade ettiği işte güneyden bize gelecek olan aşıları kabul edemeyiz. Avrupa Birliği'nden ayrıca gelirse kabul edebiliriz. Bu da tepkiye evet, neden evet. olan. Yani sağlık üzerinden siyaset yapma noktası eleştiriliyor. Tüm gün içerisinde olan gelişmeler bunlar. Sözü bu noktada size bırakayım. Neler söylersiniz? Şimdi birinci sorunuz, aşı olmalı mı? Evet, olmalı. Yani burada hiç tereddüt yok. Kesinlikle aşılarımızı olmalıyız. Çünkü bugüne kadar dünyada bu tür virüslerin, öldürücü virüslerin önüne aşılanma yoluyla geçilmiştir.
Yani sizin de vardır tahmin ederim, benim de vardır. Delik delik böyle kolumuzda bir aşı var, çiçek aşısı. Çiçek aşısı. Evet. Şimdi artık yapılmıyor. Hı-hı. Yani o kadar temizlendi ki bu aşılar sayesinde ama insanlar çiçekten ölüyordu. Yıllarca yani, da o izi kolumuzda kaldı. Kaldı ve kalıcıdır o izler. Dolayısıyla biz çiçek aşısı yapılmış bir neslin çocuklarıyız diyebiliriz. Ama bakın çiçek tamamen kalktı, eradik edildi. Kızamık aşısı yapılıyor. Kızamık aşısı bulunmadan önce yığınla çocuk, binlerce çocuk, yeni doğan kızamığa bağlı hayatını kaybediyordu. Su çiçeği aşısı var şimdi, polio aşısı var, çocuk felci aşısı var. Yani bu aşılar hayatımıza yeni girmiş değil. Şimdi aşı, evet bu aşı yeni bir virüse karşı, dünyanın yeni tanıdığı ve dünyayı kasıp kavuran bir pandemiye karşı geliştirilmiş bir aşı, COVID aşısı. Ama aşı aşıdır. Yani diğer aşılar gibi bir aşıdır. Ve bu aşı, özellikle Sinovac aşısı, Çin'den gelen aşı, bildiğimiz klasik yöntemlerle hazırlanmış bir aşıdır. Yani hani yan etki olarak düşünüldüğünde diğer aşılardaki yan etki gibidir yan etkileri. Hani bir insanın eğer çok aşırı reaksiyonu, aşırı alerjik reaksiyonu varsa zaten başka aşılara karşı da vardır. Yani o kişiye bu tür aşıları yapmadan önce, aşı yapmadan önce zaten iyice sorgulamak gerekir. Ama genel olarak aşıların en fazla korkulan, aşı yaptırmaktan çekinmenin sebebi yan etki. Yan etki. Mesela grip aşılarını yapıyoruz biz her yıl. Grip aşıları da aynı bunun gibi, aynı yöntemle hazırlanmış bir aşıdır. Bir önceki yılın grip virüsüne göre hazırlanmış aşılardır. Dolayısıyla yan etki konusunda bugüne kadar yapılan deneylerde de göstermiştir ki diğer aşılara göre bir farklılık yok. Şimdi ikinci sorgulanan, yani esas sorgulanan, koruyacak mı bizi bu aşı? Yani veya bu aşı, ne derece koruyabilir? Veya ne derece koruyabilir? Şimdi en fazla konuşulan iki aşı var işte. Bir tanesi BioNTech, Almanya'da Pfizer'in geliştirdiği iki Türk çiftinde çok önemli bulduğu bir aşı. Bu aşının %90'ın üzerinde, %94 civarında koruyucu olduğu açıklandı. Bu aşıyla, yani Çin aşısıyla ilgili, Sinovac'la ilgili farklı farklı rakamlar çıktı. Nasıl oldu bu? Sinovac firması dedi ki, ben bu aşının 3. faz çalışmasını 30 bin kişide yaptırmak istiyorum. Bunun için de Türkiye, Brezilya, Endonezya ve Şili'ye görev verildi. Oradaki laboratuvarlara, üniversitelere. Türkiye'de bu çalışmayı Hacettepe Üniversitesi yürütmektedir. İşte Endonezya'daki sonuçlar açıklandı, Brezilya'daki sonuçlar açıklandı. Ve şimdi halkımızın en fazla sosyal medyada yansıdığı, kafasını karıştıran Brezilya'da işte %52 civarında bu aşının koruyuculuğu olduğu ortaya çıktı. Türkiye bunu %91 açıklamıştı. Nasıl olur bu kadar çelişki? %51 koruyucu olan, 51-52 koruyucu olan bir aşıyı biz yaptırmalı mıyız diye bir çelişki var. Ama şöyle bir durum söz konusu. Seçilen gönüllü sayısı, yani ne kadar kişiye yapıldı acaba? Bir de çok yüksek risk grubuyla çalışıldıysa, yani mesela sağlıkçılara yapıldı bu aşı. Sağlıkçıların bu virüsü alma ihtimali çok daha yüksek. Brezilya öyle açıkladı işte, biz dedi genelde yüksek risk grubuna yaptık, sağlıkçılara yaptık. O yüzden daha fazla bu bulaş görüldü. Ama çok sevindirici, yani bu sonuçların haricinde sevindirici olan bir açıklaması daha var Brezilya'nın. Diyor ki bu aşıyı yaptıklarımızın hiçbirinde, %100'ünde hastalık ağır seyretmedi. Yakalansa da hafif. Yani. Evet, çok hafif seyretti. Orta %75'inde hafif ve orta seyretti. Yani diğerleri de aldılar ama hasta olmadılar. Dolayısıyla yani bizim korkumuz, endişemiz en fazla nedir? İşte bu virüsü alıp da yaşamı kaybetmemek. Yani yaşamı kaybetme konusunda %100 bir hasta olup da yaşamı kaybetme konusunda %100 bir netice verdi. O nedenle bizim
ilk önce sağlıkçılar, yüksek risk grubundakiler, sonra da 65 yaş üstünde kronik hastalığı olanlar aşılanacak. Kronik hastalığı olanlar. Yani risk grubunda olanlar. Şimdi yani sağlıklı olan 65 5 yaş değil, daha sonra, 3. kategoriye. Birinci kategoride, birinci aşılanacak olanlar da sağlıkçılar. İkinci aşılanacak olanlar, 65 yaş üstü, kronik hastalığı, yani vücut direnci düşük olan, astımı olan, sigara içen, işte kalp problemi olan, bağışıklık sistemi düşük olan insanlar aşılanacak. Ondan sonra geriye kalan 65 yaş üstü aşılanacak. Sonra da peyderpey aşılanacak. Dolayısıyla hedef, aşı... Hedef Kuzey Kıbrıs'taki herkesin aşılanması mı? Yani yoksa şöyle, 18 var çünkü. Kimler aşılanmayacak? 18 yaş üstü. Altı aşılanmayacak. 18 yaş altı aşılanmayacak. Gebeler aşılanmayacak. Bir de son 6 ayda COVID virüsünü geçirenler aşılanmayacak. Geriye kalan kitle, toplum aşılanacak. Dolayısıyla bu aşılanma içinde de tabii ki önce gönüllülüğe bağlı, gönüllülük esasına dayanılarak bir aşılama olacak. Ama toplumun eğer %60'ından fazlasını aşılarsanız, ve bu aşılamalarda inşallah %50'nin çok üstündedir bağışıklık. Yani şu anda ben %90 Türkiye'nin ise %52 civarında, Brezilya'nın ise %75 civarında, 70 üzerinde bir bağışıklık beklenir. Bu kişisel kişinin reaksiyonları da önemlidir tabii ki bu bağışıklıkta, antikorda. Bu bize gösterecek zaten şimdi ikinci doz aşıdan sonra toplumun ne kadar bağışık olduğu, ne kadar koruduğu. Bu epidemiyolojik bir çalışma ister. İşte aşılananların arasında rastgele gruplar seçilerek antikor testi yapılacak. Ve bakılacak bakalım bizim ülkemizde işte aşılar ne kadar bağışıklık bıraktı. Yani artık bu şu anda biz... dördüncü faza geçmiş oluyoruz. Yani aşılama başladıktan sonra artık dördüncü faza geçtiniz. Yani çok büyük kitlelere geçtiniz. Üçüncü fazda daha kısıtlı insanlara yapıldı bu aşılar. Şimdi büyük kitlelere yapılacak ve o zaman aslında gerçek sonuçlar ortaya çıkacak. Netleşecek yani durum. Yani her ülke kendi epidemiyolojik çalışmasını yapacak ve bu bağışıklıkla ilgili net durum ortaya çıkacak. Peki. Ülkemizde virüsün görüldüğü Mart ayları, Nisan aylarıydı yanılmıyorsam, o dönem kurulan komitenin başkanlığını almıştınız siz. Evet. Daha sonra siz komite başkanlığından ayrıldınız. Komitede zaten bozuldu. Sonra Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu komitesi kuruldu. Evet. Bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi alan kişiler aslında şu anda orada. Sağlık Bakanlığı'nı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun yapmış olduğu bu süreç içerisinde kararları ve aldıkları girişimlerle ilgili kararları, inisiyatifleri diyelim, nasıl değerlendirirsiniz siz bu süreci? Başarılı yani, buluyor musunuz yani Sağlık şöyle, Bakanlığı ve komiteyi evet, kurulu? Yani sağlığı merkeze koyarak kararlar alınması hedeflendi. Ve sağlık merkeze konularak alınan kararlar, hele yani sağlık büyük tehdit altında olduğu için... destekledik yani biz sağlıkçılar olarak, ama benim hep eleştirdiğim ve hep söylediğim bir şey var. Sosyal devlet. Sosyal devlet anlayışında bu tür işte bir salgın olabilir, bir hastalık salgın olabilir, bir felaket olabilir. Başka nedenlerle insanların işsiz kalması, işini kaybetmesi olabilir. Bu sosyal devlet vatandaşlarını eşit görür ve bir mağduriyet varsa bu mağduriyeti gidermek için çalışır veya mağduriyetten bütün vatandaşlarının eşit şekilde dağıtır. Yani bir kesimin aşırı mağdur olması, bir kesimin işsiz kalması, bir kesimin evine ekmek götüremeyecek duruma kalması kabul edilemez sosyal devlet anlayışında. O nedenle sağlık merkezdeyken multi sistematik bir çalışma gerektirir bu. Yani devletin bir karar alırken bir kesim bundan aşırı mağduriyet görecek mi? Ben bu mağduriyeti azaltmak için ne yapabilirim? İmkanlarım çerçevesinde nasıl giderebilirim bu mağduriyeti diye düşünmesi gerekiyor. Yani işte farz edelim ki iş yerleri kapatılacak. Efendim restoranlar kapatılacak. Bu kapatılacak. Bütün bunları söyleyebilirsiniz çok rahatlıkla. Hatta sağlığı merkeze koyduğunuzda hiç açmayın.
Her zaman o en garanti. Yani hiç insanlar bulaşmasın, hiç hasta olmasınlar. Her yeri kapalı tutun. En garantisi nedir? Evde kal. Her yer kapalı. Ama işte devlet, sosyal devlet tamam merkeze sağlığı koyacak ama bu sağlıkla birlikte diğer konuları da ele alır ve çözüm bulur. Bu süreçte onun için ekonomi çok ciddi zararlara uğradı. Çok. Yani binlerce işsiz, binlerce iş yeri kapandı. Tabii ki özel eden, sektör çok iflas büyük. Eden çok sayıda binlerce iş yeri. Sadece sağlık üzerine yoğunlaştı gibi bir görünüm oluştu burada aslında benim gözlemlediğim. Yani şimdi tabii ki devlette en garanti görünen kesim devlet memurluğudur. Kamuda çalışmadır. Yani kamuda çalışanların şu veya bu şekilde bir güvence altındadır maaşları, ödenekleri. Ama devlet sadece kamu çalışanları veya kamudan sorumlu değildir. Yani ben bir olay anlatayım size. Bir parantez açalım birazcık konuda dağılsın. Ben yeni hekim olarak Kıbrıs'a geldiğimde ve başladığımda bir süre sonra bir eğitim bursuna müracaat ettim. Ve uluslararası bir burslu bu. Ve neticede bu bursu kazandım. Sonra beni bu bursun işte yabancıydı bu uluslararası bir burslu. Beni arıyor. Diyor ki Mrs. Siber diyor. Siz diyor Kıbrıslı Türksünüz değil mi diyor. Evet dedim. Yani vatandaşsınız diyor. Evet. Yani diyor şöyle Kıbrıs'ta çalışıyorsunuz. Evet diyorum. Çünkü yurt dışından aradı beni. Tuhaf bir durum var dedi. Nasıl dedim. Bize dedi Sağlık Bakanlığınızdan bir şey geldi. Telefon. Ve dendi ki Siber bizim doktorumuz değil, biz size başka bir doktoru önereceğiz. Biz anlamadık dedi. Nasıl dedim? Ben anladım tabii. Yani dedim ki ben devlette çalışmıyorum. Bunu kastet. Ama nasıl dedi? Siz dedi devletin doktorusunuz yani gene tabii. Ülkenizin doktorusunuz. Ama biz de genel kamu, olarak kamu anlayış o zaman var, böyleydi. Ve hiç unutmuyorum. Yani bu bir örnektir. Genelde sağlık bakanlıkları da genelde kamuda çalışanların bakanlığı, kamu doktorlarının bakanlığı gibi hareket ettiler. Hep öyle görüldü. Çünkü başlangıçta devlet kurulurken merkez o alındı. Yani özelde çalışanlar, özelde olanlar size pek dikkat alınmadı. Ben de bir örnek vereyim size. Geçtiğimiz Ersan Saner'in bir açıklaması oldu harçlarla ilgili. İşte bu harçları niçin zam yapıldı? İşte kamuda çalışanların hayat pahalılığının tabii. ödenebilmesi için biz bu harçları yapmak evet. zorunda kaldık. Bu benzetmenize evet. benzettim. Sanki yani hükümetler, bakanlıklar, devlet sadece kamuda çalışıyor. Ki ben kamudan emekliyim o ayrı bir nokta. O ayrı bir şey sadece tabii ki. Sadece kamuda burada... çalışanların haklarını gözetmek evet. için varmış evet. gibi çok ciddi bir... Yıllarca bu. Yani bu aslında öyle bir yerleşti ki yani hükümetlere mesela ben başbakan olduğumda bu kitapta göreceksiniz okuduğumuzda çok ilginçtir. Maaş konusu o kadar çok tartışıldı ki işte Siber maaşları ödeyebilecek mi? İşte ödeyebilecek mi ödeyemez günlerce gazetelerde bu çıktı ve eğer maaşları ödeyemezseniz yani kamuda ki bu görevinizi yaparsan rahatsızlık veriyor. Hem kamuda çalışanlar da evet. bu söylemlerden rahatsız oluyor. Evet. Özellikle kamu arasında bir ayrıştırma giriyor. Tabii bu söylemlerden ki bakın dolayı. Sistemin hep bunu söylüyorum ben. Sistemin mağdurları döner biri birini suçlar. Sistemi Hı-hı. sorgulamaz. Öyledir daima. Sistem orada durur o kötü sistem. O kötü sistemin mağdurları birbirine düşer. Yani sağlıkta da öyle olmuştu. İşte serbest hekimler, özelde çalışan hekimler kamuda çalışan hekimler. Bir sağlık sistemi var mı? Yok. Hala yok. Ama ne oldu zaman zaman? Hele geçmişte ben Kıbrıs'a ilk geldiğim zaman, yeni mezun olup da geldiğimde böyle inanılmazdı o kavgalar. Sistemin mağdurları, hem kamu hekimleri ve özel hekimler birbirlerine ağır suçlamalar, ağır eleştiriler yapmaya başlamıştı. Ama sistem orada kendini koruyor ve yaşatıyor. Dolayısıyla genelde sistemi yani esas buna sebep olan sistemi ele almak lazım. Bunun için de cesur olmak lazım. İşte cesur siyasetçiye ihtiyacımız var ki bir sarsıntı gerekecek. Genel olarak ülkedeki vatandaşların memnuniyetini veya hep yaşam kalitesi gibi güzel bir söz var. Yaşamın kalitesini artırmak için
çok köklü reformlara ihtiyaç vardır bu ülkede. Çünkü bakın gene işte yüzleştik. Ha bir kesimin memnuniyetidir, diğer kesimin mağduriyeti genel olarak toplum memnuniyeti veya toplumun yaşam kalitesini yüksek göstermez. O nedenle bu da bir işte örnektir. Yani sizin az önce verdiğiniz örnek de çok tipik. Evet, yani çok nasıl kendisini, başbakanın kendisini kamuda çalışanlara yönelik mesaj verme gibi zorunluluk halinde hissetmesi. Tabii dil sürçmesi diye açıklama yaptı ama yapılan açıklama. Ama bu tabii ki bir şeydir, bakın bu yılların içinde birikmiş bir bellektir. Bu yerleşmiş. Evet, aynen. Bu bir bellek, yani şu anda Sayın Başbakan'ın bunu bir anda dil sürçmesi de olsa söylemesi yılların içinde gelen, yerleşen bir kültür, siyaset anlayışı. Yani bir perde gerisinde de bu konular konuşuluyor, evet. Demek ki. Son derece rahatsız edici ama dediğiniz gibi sistemin de sorgulanması, evet. gerekli bir durum. Geçtiğimiz gün bir açıklama oldu. Bunu size sormak isterim. Düşünceniz nedir diye. Evrensel Hasta Hakları Derneği'nin bir açıklaması oldu. Diyor ki koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden isimlerin kamuoyunda açıklanması hem etik değil hem de hak ihlal edilir. Yani hasta hakları ihlal edilir şeklinde bir açıklama oldu. Bir soru işareti uyandı bende. Yani bu değerlendirmeye siz nasıl bakarsınız? Evet, doğru. Gerçi yani, çünkü bu aslında farklı bir süreç. Yani şöyle, mesela bizim de Türkiye'de birçok meslektaşımız COVID nedeniyle, yüzden fazla meslektaşımız, benim sınıf arkadaşım da çocuk hekimi bir arkadaşım COVID nedeniyle hayatını kaybetti. Şimdi bunlar mesleklerini icra ederken bu meslektaşlarımızın hayatlarını kaybettiği açıklanıyor, söyleniyor. Ama hasta hakları olarak eğer hastanın ailesi hangi hastalık, çünkü hastalık gizlidir. Hangi hastalıktan vefat ettiğini söylemek istemezse sadece işte bir hastamız COVID nedeniyle hayatını kaybetti denir. Gazetelere isim verilmez, basına isim verilmez. Doğrudur. Mesela geçenlerde bir eleştiri vardı. Ailenin haberi olmadan aile hastasını kaybettiğini basından öğreniyor. Bu etik değil. Yani bu burada çok büyük bir hata var. Burada çok büyük bir yanlışlık var. Bütün bunları dikkate almak lazım. Ailenin hassasiyetlerini dikkate almak lazım. Ve aile açıklanmasını istemiyorsa COVID'den vefat eden sayısı, işte yoğun bakımda bir hastamız COVID'den vefat etti denebilir. Ama ailenin, kişinin adı bundan vefat etti diye açıklanması ailenin izniyle. Yani derneğin açıklamasına, evet. Katılırsınız. Efendim? Derneğin açıklaması. Yani tabii her hastalık gizlidir. Mesela kimse hastalığının, hatırlar mısınız ilk zamanlar COVID olanlar işte çekiniyorlardı, insanlar linç etmeye kadar neredeyse işte gitti, COVID oldu da geldi, birini bulaştırdı. Tabii suçlama vardı. Suçlama vardı. Ve o zaman ilk defa bu bir şey korkulacak veya utanılacak bir şey değildi. Bu bir virüstür demiştim. Ben yani herkes hatta olabilir. Olursam ben açıklayacağım, ben bu virüsü aldım diye. Yani buradan ilk zamanlar böyle hani işte veba gibi, işte toplum içinde olmaması gereken bir suçlu gibi ağır, sosyal medyada çok ağır eleştiriler yapılmıştı insanlara. Dolayısıyla bu da düşünülmesi, tartışılması gerekir. Çok yönlü. Eğer aile istemiyorsa saygı duymak gerekir. Gene ben meclisteki olan bir konuya dönmek isterim. Tabii sizin meclis başkanlığı isminiz de var bu şey olarak, yani öyle anılıyorsunuz. Hem ilk kadın başbakan hem de meclis başkanlığı, evet. Yaptığınız için sizi gördüğümüz zaman meclis yönetimi, evet. Aklımıza da geliyor açıkçası. Hüseyin Özgürgün'ün biliyorsunuz dokunulmazlığı kaldırırdı ama son olarak istifa etmişti biliyorsunuz. İstifası reddedildi. Evet. Reddedilmesi de hep sorgulanıyor. Hala daha da sorguluyor. Bir kişi istifa ettiği zaman, evet. Hala da istifasının arkasında olan bir kişi. Böyle olmasına rağmen reddediliyor. Ulusal Birlik Partisi tarafından mecliste. Bu konuya nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu konu bana sorulmuştu. Benim meclis başkanı olduğum dönemde de bir milletvekili arkadaşımız istifa etmek istemişti. İstifasını sunmuştu bana. Sonra meclis reddetmişti. Şimdi bu aslında düşündüğünüz zaman, bırakın her şeyi, insani boyutunu düşünün. Örneğin ben milletvekiliyim. Ve seçildim, girdim. O zamanki şartlarda çok arzu ettim, girdim. Halk beni seçti, mecliste görev aldım. Fakat
kişisel özel nedenlerim olabilir. Yani bir hastalığım olabilir. Aileyle ilgili sorunlar yaşamış olabilirim. Umudumu, enerjimi yitirmiş olabilirim. Çeşitli nedenlerden dolayı ben istifa etmek istiyorum. İstifa bir hak mıdır? Haktır. Haktır. Yani bugün bir memurumuzun, bir işçimizin, bir herhangi bir yerde çalışan bir çalışanın, herhangi bir çalışanın istifa etme hakkı varken vekilin istifa etme hakkı olmaması kabul edilemez. Yani bu insan haklarına aykırı bir durumdur aslında. Yani ben düşünün, ben istifa etmek isteyeceğim. Siz bana diyeceksiniz ki meclis olarak karar vereceksiniz. Hayır kardeşim, sen madem seçildin devam edeceksin. Yok böyle bir şey. Yani istifa gerekçeleri çok insani nedenler olabilir. Bilmediğimiz, söylemek istemiyor belki milletvekili, paylaşmak istemiyor. Ama belki çok büyük problemler yaşamıştır sonra. Ve bunu kaldıramayacağını düşünüyor belki. Belki psikolojik olarak bu vekilliği kaldıramayacağını düşünüyor. Belki bir travma yaşamıştır. Siz nasıl dersiniz ki, hayır kardeşim sen devam edeceksin. Bu iki olay oldu zaten. Bir, benim meclis başkanlığı dönemimde Sayın Abbas Sınay'ın... Gerçi çok, Abbas Bey'in çok farklıydı. Yani işte onu diyorum zaten, neden söylemiyorum. Bakın neden söylemiyorum zaten. Şu veya bu nedenle. Neden değil burada tartıştığımız. Bir milletvekili istifaya karar verdi mi, vermedi mi? O olay bu. Nedenini, insani boyutunu, duygusal boyutunu, yani birçok boyut olabilir bu istifanın. Yani bugün ben de belki girerim, seçilirim. Bir süre sonra belki yaşadığım bir olay, beni istifa duyguları gelişir ve istifa etmek isterim. Bunun engellenmesi de olamaz. Yani bir milletvekili özgür iradesiyle istifa edebilmelidir. Bunun da değiştirilmesi gerekir işte. TÜZÜK'te değiştirilmesi gereken çok şey var. Ve bu biz, maddi anayasa mı, TÜZÜK mü? Milletvekilinin istifa etmesi. TÜZÜK. TÜZÜK'tür. O zaman çok kolay da bunun değişmesi. Bunlar değiştirilebilir. Bir ikincisi, meclis başkanlığı dönemimde TÜZÜK'te işte böyle rastladığımız birçok anomaliler vardı. Mesela meclis başkanlığı seçimi içinde var. Hep bunları biz not almıştık. Ve bütün, çünkü yüzleştikçe görüyorsunuz. Yani yazarken, çok dikkat, çok fark edemeyebilirsiniz. Ama olay, yani olayla yaşayınca. Teori başka, pratik başka. Pratikte yüzleşince bunları görürsünüz ve hep not almıştık. O zaman benim müsteşarım Emine Hanım hep bunların notunu almıştı. Duruyor meclisin arşivinde. Bütün bunların ele alıp değiştirilmesi gerekiyor. Yani çok değiştirilmesi gereken maddeler var maalesef meclis. Süremiz azalıyor. Bu kalan süre içerisinde de pandemi hastanesinde konuşalım diyorum. Henüz tam anlamıyla hizmete giremedi benim bildiğim kadarıyla. Gün geçmiyor ki bu konuyla ilgili böyle karşılıklı atışmalar da olmasa elektrik kurumu, elektrik mühendisleri odasıyla da bir sıkıntı yaşanıyor. Ne düşünüyorsunuz pandemi hastanesine ilgili? Sistem işlemiyor. Sistem işlemiyor. Sistem çok yavaş işliyor. Sistem zamanın, günün, saatin ne kadar değerli olduğunu bize bu sistem söylemiyor, hatırlatmıyor. Yani biz bu çarkın içinde dolaşıp duruyoruz. İşte ona yazıyoruz, o ona yazıyor, bu buna yazıyor. Başbakan olduğumda bir savcılık görüşüne ihtiyaç duymuştum. Bana dediler ki işte yazdım, ne zaman gelir? Bir ay işte zaman alır falan dedim. Cevap yani. Cevap, çünkü çok yoğun falan. Dedim ki olamaz böyle bir şey. Yani bir telefon kadar uzaktır size şey savcılık. Ve sözel olarak ben ne istediğimi, ne murat ettiğimi, neyi sorduğumu sözel olarak savcılıktan da yanıtını alarak bu yazışmaları da hızlandırarak, yani şöyle diyeyim, bu tecrübelerinizde sorarsanız bana ne gördünüz devlette, en önemli aksaklık zamana yayma. Hantallık. Hantallık, evet. Yani bürokrasinin hantallığı, yazışmalar, yani siz şöyle bir durum var, ben yazayım da benden şey gitsin, sorumluluğum gitsin, ben yazayım da yani... Amaç hani hızla yanıt alıp da uygulamaya koyma, iş bitirmeden çıkıyor bir süre sonra. Hantallaşıyor, sistem sizi alıyor bu çarkın içine ve siz de sistemin içinde uğraşıyorsunuz. Ben meclis başkanlığı dönemimde artık aday olmamayı da düşündüm ve söylemiştim ve seçimde geliyordu ve görevim bitiyordu.
Bir gün bana demişti müdürlerimden biri, Sayın Başkan, yani göreviniz de bitiyor, işte bunların sonucunu zaten alamayacaksınız, bunları yaptığınızı, yani birazcık otursanız, birazcık dinlenseniz. Ama dedim ki bu tamam, bu sonuçları benden sonraki meclis başkanı alacak, bu bir devamlılıktır, ben buradan kalkacağım, bu iş devam edecek, yani benimle sonuçlanacak gibi görmüyorum burayı, ben gidince bitecek. Yani öyle sonra, de olması gerekiyor yani, çünkü devletin devamlılığı esastır. İşte yani sistemin bu yarattığı belki genel olarak verim düşüklüğü, verimsizlik gitgide motivasyonu kırıyor ve çok heyecanlı olan, çok motive olan insanları da işte siyasetin yarattığı bu liyakata önem vermeme, bütün bunlar maalesef enerjisini, heyecanını, motivasyonunu alıyor. Ve çarkın dişlileri içinde devam ediyoruz. Peki. Evet, Kıbrıs sorunu noktasında da farklı bir sürece giriyoruz gibi de görünüyor. Türkiye Cumhuriyeti siyasi yetkilileri de işte federasyonun artık öldüğünü, bundan sonra iki ayrı devletin görüşülmesi gerektiğini, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da aynı şekilde iki ayrı devletten bahsediyor. Tabii Güney'in liderlerinden işte pek buna ılımlı cevaplar yok. Masada olan parametreler çerçevesinde görüşmelere gidebilir şeklinde açıklamalar var. Şubat sonu Beşli Konferans, gayri resmi Beşli Konferans'tan bahsediliyor. Siz Kıbrıs sorununun bu siyaset değişikliği yapılmak istenen bir süreç içerisinde nasıl evrimleşmesini beklersiniz? Evet, şimdi ben bu konuyla ilgili Aynı Masada Yarım Asır diye bir kitap yazdım. Ve bu kitapta federasyon karşıtlığı değil, bilakis federasyonun en iyi çözümlerden, özellikle federasyona hazır toplumlar için çok iyi bir çözüm olduğu, kazan kazan prensibi de olduğu ve ama bunun için bazı şartların olduğu, toplumların önce kendilerini hazır hissetmeleri gibi uzun uzun bilgilere, belgelere dayanarak anlatım ve sonuçta bizim bir federal çözüm bulup bulamayacağımız konusunda geldiğim nokta, bizim bu anlayışla, bu yapıyla iki toplum arasında bir federasyonun yakın bir gelecekte, hele bir federasyon olacağına olan inancımın çok zayıf olduğunu çok net o kitapta söyledim. Burada hep vurguladığım şuydu, bir taraf, iki taraf da, iki toplum da kendisini birbirine eşit görürse ve bir taraf kendisini daha devletin sahibi düşüncesinde görmezse, o zaman iki toplum arasında federasyon kurulabilir. Bizim bugüne kadar gelinen süreçte farklı farklı cumhurbaşkanları geldi, sağ kanattan, sol kanattan ve sonra söylemleri aynileşti. Bütün bunlar göz önüne bulunarak, tutanaklara bakınarak yapılan bir çalışmadır Aynı Masada Yarım Asır. Bu noktadan hareketle benim önerim şuydu: Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum ve Rum tarafı ve biz hep beraber oturup niçin bu kadar zaman federal bir çözüme ulaşamadık? Bunlar herkesin göz önündedir. Belgeler, bulgular ve nasıl bir adım atmalıyız? Yani federal çözüme ulaşamadı bu şey. Yarım asırdır. Ulaşamadı. Ve ulaşamayacak da. Bakın, ulaşamayacak. Ama ben federasyon istemem, iki devlet isterim değildir bunun açıklaması. Bunun izahı bu değildir. Bunun izahı uzantısı... federasyon olmadı. Evet, olmadı. Gelin oturalım, tartışalım. İşte her şey ortadadır. Olmadı. Olmamasının nedenleri nelerdir? Bu nedenleri ele alarak yeni bir anlayış. Ha, iki ayrı devlet mi bunladı? Konfederasyon mu? Zayıf bağlarla bir federasyon mu, ne olursa olsun. Tabii bu noktada ama bir çözüme Türk ulaşma yolu. Tanıtılması da gündeme giriyor tabii, ama bununla ilgili herhangi bir adım da aslında görmüyoruz. Hep söylemde kalıyor. Bu noktada nedir düşünceniz? Yani şöyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılmasından ziyade şu anda, yani tanısalar keşke, mutlu oluruz. Yani öyle, yani ben mümkün tanıtılmasın. Olsa. Keşke, yani çok mutlu olurum. Çünkü bizim bu kadar yıllık mücadelemiz neydi? Kendi kimliğimizle, kendi varlığımızla var olmak. Yani bizim uluslararası müsabakalara katılamamamız, kendi kimliğimizle Kıbrıslı Türkler olarak sanatçılarımızın katılamaması, bugün COVID pozitiflerimizin yer almaması, dünya... Yani güneyden gelmesi dahi tartışma konusu evet, oluyor. Evet,
Yani hiçbir yerde yer almamamız bu değil yani. Bu bize travmalar yaşatıyor. O nedenle böyle bir sonuç ortaya çıkacaksa çıksın. Yani şöyle bir durum var. İki devlet ileride federasyon kurabilir. Yani çok rahatlıkla kurabilir. Yani eğer federasyon anlayışına gelirse neticede ve gerçekten eşit görürse iki taraf birbirini. Ama şu anda yani mevcut parametrelerle bir çıkış yolu bulunamadı. Bulunamadı. Yani ben de çok arzu ederdim bir çözüme ulaşılmasını. Çok böyle katkı koymaya çalıştım, çok çalıştım ama olmadı. Olmadığı gerçeğinden hareket edeceğiz. Yani realist davranmak lazım. Bir şey romantik çıkar mı değil. Beşli, gayri resmi beşli görüşmeden? Hiç yani bilmiyorum. Yani ne konuşuyorlar, ne tartışıyorlar ama şu bir gerçekliği. Son Kramontana sonrası Guterres demişti ki yeni fikirleri tartışalım. Dolayısıyla yeni fikirler tartışılmalıdır diyorum ben. Yeni fikirler ama bu yeni fikirler bir ortak uzlaşıya dönmelidir ve bu adada kaderimiz yani iki toplumda kaderimiz bu adada yaşayacağız yani bu adada kader bu adada yaşamaktır. O nedenle uzlaşıyla bulunacak bir çözümdür çözüm. Aksi halde yani uzlaşı olmazsa ileride bir uzlaşı olabilir mi böyle bu şekilde devam ederek öyle de olabilir zorlamayla da olabilir ama gerçekten toplumların benimseyeceği bir uzlaşıyla olan çözümün yerini hiçbir şey alamaz. Federasyona ulaşılacağı konusunda benim hiçbir umudum olmadığını zaten çok net söylemiştim. O zamanki Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'ya da bunu defalarca dile getirmiştim. Yani neticede onun da çok umutlu olmadığını biliyorum bu konularda. Ve birçok demeç vermişti zaten kendisi de artık iki ayrı devlet AB çatısı altında demeçleri vardı. Çünkü tutanakları okursanız zaten bu umudunuzu yitirirsiniz. Yani tutanakları okuyan birisi olarak ve bir de üstelik 68-74 arası tutanakları okuyup bir de son tutanakları okuduğumda aslında Rum tarafında devlet yapısı olarak mentalitenin değişmediğini çok net görürsünüz. Yani diyor ki çoğunluk bendedir. Yönetimi siz, paylaşmak evet, istemez. Evet, kırmızı çizgi budur bakın. Kırmızı çizgisi siyasi eşitliği istemiyor. Siyasi eşitliği istemiyorsa bunun adı federasyon olmaz. O zaman sorarsınız, madem siyasi eşitlik istemiyorsunuz, aynı devlet çatısı altında değil, işte Bakanlar Kurulu'nun, meclisin ayrı olacağı ama bir üst şemsiyede ortak sorunlarımız, işte denizaltı kaynakları var, efendim sağlık var, insanlığı ilgilendiren veya iki toplumu ilgilendiren konular bir üst de konuşulacak bir yapı. Bunun adı nedir? Konfederasyon mudur? İki ayrı devlet midir? Hiç isimlerde takılmayalım. Yani isimler değil. Ama bir çıkış yolu bulunmalıdır. Yani Rum tarafının kırmızı çizgisi budur. Diyor ki ben bakanlar kurulumda 3 tane 4 tane Türk bakan olsa da bakanlar kurulu kararlarının çoğunlukla, basit çoğunlukla alınmasını istiyorum diyor. Yani bir Türk bakanın veto etmesi bu diyor icrayı tehlikeye sokar. Karar alamazlar. Haksız mı? Ben burada haksızlık görmüyorum. Çünkü toplumlar birbirine güvenmiyor. Siz koalisyonlarda bile yaşıyoruz bunu. Bakın bugün koalisyonlarda gördük. Dörtlü koalisyonda da gördük. Her partinin bakanı kendi bakanlığını öne çıkarma gayreti içine düştü. Güvenmeme çıktı. Bakanlar kurulundan bir karar alınıyor. Diyor ki bir bakan ben bunu istememiştim de benim muhalefetime rağmen bu karar alındı. E düşünün iki toplum arasında bu kadar derin güvensizliğin olduğu, geçmişte nelerin yaşandığı toplum arasında bakanlar kurulu oturacak ve o gönül birliğiyle ortak kararlar alınacak. Bunun olmayacağını, yani olmayacağını söylüyorum ben. Yani inanmıyorum. Çünkü 1960 Cumhuriyeti de böyleydi. Bir federasyondu aslında, fonksiyonel bir federasyondu. Orada da olmadı. Nitekim bu düşünce devam ettiği sürece bir siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon olmaz. O zaman bir çıkış yolu, yeni fikirler olmalı. Ama bunun adı ben artık federasyon istemiyorum da iki devlet istiyorum değil. Federasyonu istemeyen Rum tarafıdır. Bunu vurgulamak gerekir. Federasyon için biz yıllarca masada mücadele ettik. Annan referandumu gibi bir referanduma gittik. Bu toplum %75 evet dedi. Yine olmadı. Bunları anlatarak bu olmuyor. Biz yeni bir çıkış yolu istiyoruz. Bu çıkış yolu yeni fikirler
ne olur onu bekleyeceğiz, göreceğiz. Peki, biz ayrılan süreyi tamamladık. Var mı eklemek istediğiniz veya vermek istediğiniz başka mesaj? Evet, çok teşekkür ederim. Tabii ki doktor kimliğim, siyasetçi kimliğim programlarda böyle iç içe geçiyor ama şu anda doktor kimliğimle bitirmek istiyorum. Aşılar konusunda evet birçok tereddüt var ama hekimlerimize, güvendiğiniz hekimlere, sağlığınızı emanet ettiğiniz hekimlere halkımızın güvenmesi lazım. Bana soran hastalarıma diyorum ki bakın ben kendime yaptırmayacağım bir aşıyı sizlere tavsiye etmem. Anneme babama yaptırmayacağım bir aşıyı sizlerin annesine babasına o yaşlardaki insanlara tavsiye etmem. Kardeşime yaptırmayacağım bir aşıyı genç kardeşlerimize tavsiye etmem. O yüzden hekimlerimizle diyalog halinde olalım. Sağlığımızı emanet ediyoruz, her şeyimizi paylaşıyoruz. Bu konuda da güvenelim diyorum bu aşı konusunda ve aşılamanın tek kurtuluşumuz olduğunu söyleyebilirim şu anda. Peki, katılıp kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınıza kolay gelsin diyorum Sibel Hanım. Çok teşekkür ederim ben de. Sevgili seyirciler, bir tarafsız bakış programını daha burada noktalıyoruz. Bu akşamki konuğumuz Doktor Sibel Siber oldu. Sağlıktan siyasete geniş bir yelpaze başlığı altında konuşmaya çalıştık konularımızı. Haftaya başka bir konukla yeniden birlikte olmak üzere. İyi akşamlar.